cemaatin yurt dışında yabancı basın, medya, bürokrasi ve toplumla iyi ilişkiler kurduğunu, dertlerini ve yaşananları paylaşılabildiğini düşünüyor musunuz? Kısa bir cevap vermek gerekirse, cemaatin yurt dışında yabancı basın, medya, bürokrasi ve toplumla iyi ilişkiler kurduğunu düşünmüyorum. Dertlerini ve yaşananlarını iyi paylaşılabildiğini düşünmüyorum. Kısa cevabı bu. Yeterince paylaşıldığını düşünmüyorum. Öncelikle cemaat kim? Yani diye bakın. Yani tekrar ben gözlemci olarak değerlendiriyorum şimdi. İlla şeyde. Cemaat nihayetinde Türkiye'deki bir işte muhafazakar bir toplum, bir bireylerden oluşan bir grup insan. Bu bireyler tek tek hikayelerini anlatmadıkça hiçbir zaman bu meseleler anlatılmayacak. Yani 3 yıl geçmiş insanlar bireysel hukuk mücadelelerini açıktan vokal bir şekilde yapmıyorlar maalesef. Yani Türkiye'de ile ilgili korkuları var. O korkuyla yüzleşme meselesi var. Hucumat-ı Sitte okuyan insanlar, yani korkuyla da yüzleşmesi gereken insanlar, ama nihayetinde tek tek mücadele etmeyen, tek tek derdini aramayan, hakkını aramayan insanların topluca hakkını aramak diye bir şey yok. Öyle bir sessizliğin hakkını aramak, yani bu hak arama meselesi çok tüzel kişilikle ilgili bir mesele değil. Yani bireylerin kendi hakkını ararken tüzel kişiliklerin ona destek olduğunu görürsünüz. Cemaatte bu bireyler hala eksik. Yani ısrarla benim sık sık gözlem olarak vurguladığım bir mesele. Hala cemaat mensupları abilerden, cemaat organizasyonundan bu manada bir hareket bekliyor. İşte ben de bu videolarda bazen söylüyorum. Ama onun haricinde sadece bunu yapmak mümkün mü? Sadece bunu beklemek doğru mu? Değil. Nihayetinde cemaat organizmasından sadece şey beklemek doğru değil. Aslında bu bireylerin ortaya çıkması lazım. Mesela örnek vereyim. İşte ne konuşuluyor? 12 milyon dolarlık bir mal varlığına el konulduğu söyleniyor. Bir iş bankasına el konma gündeme geldiği zaman ortalık ayağa kalkıyor. Veya işte efendim 12 milyar dolarlık mal varlığı el konulan insanlar nerede? Nasıl bir hukuki mücadele veriyorlar? Bu konuda nasıl seslerini duyurmaya çalışıyorlar? Yani ağlayan, sızlayan, bu konuda bir şey yapmaya çalışan insanlar var mı? Ben sorsam bir iki isim söylersiniz, söylenebilir. Ama onun haricinde tek tek bu binlerce mağdur piyasada yok. Kendi ismiyle olmadığı gibi anonim ismiyle de yok. Çoğu itibariyle sadece Twitter'da şeyler var. Blog tutan yok, hikayesini anlatan yok, mağduriyetlerini söyleyen yok. Mesela bir iki subay, NATO'dan ihraç edilen subay hikayesini anlattığı zaman pek çok yayın ona imkan verdi, konuşturdu mesela. İşte bir iki insan mağduriyetini dile getirdiği zaman pek çok insan o mağduriyeti platformuna taşıdı. Ama tek tek işte bana da bazen medyadan işte insanlar şu konuda konuşacak bir mülteci, bu konuda konuşacak, derdini anlatacak bir Türkiye'de tutuklanmış birisi, şu bu gibi bir talep geldiği zaman gerçekten bir isim bulmak çok zor oluyor. Tek tek suskun bireylerin söz konusu. Ben ondan sonra şey olacak. Sanırım yayında bir problem mi var? Yok. Evet, yani nihayetinde bu mesajlar telepatiyle anlatılmayacağı için bu şekilde bireysel hikayelerin tek tek daha çoğalması, artması, binlerce, on binlerce, yüz binlerce olmasıyla duyulacak, anlaşılacak. Yoksa sessiz, sedasız, şey yapmadan, ismini, cismini, yüzünü göstermeden filan olacak işler değil. Bunu ne kadar çabuk anlarsa cemaat mensupları, o kadar belki çabuk bu süreç ilerleyecek. Yani şu an benim bu yaptığım yayın için herhangi bir altyapıya ihtiyaç yok. Tabii ben biraz altyapı kurdum nihayetinde, onunla yapıyorum, ama yani herkes, telefonu olan herkes dünyanın her yerine istediği mesajı verebiliyor. Mesela bir örnek vereyim, yakından takip ettiğim için söylüyorum. En son Moldova'da kaçırma hadisesiyle ilgili İngilizce bu meseleyi anlatacak birinin ortaya çıkması yaklaşık 24, 28, 30 saat filan sürdü. 30 saat sonra işte havaalanının önünde birkaç öğrencinin İngilizce kısaca olan biteni anlatan videolar ortaya çıktığı zaman uluslararası medyada hemen yansıdı mesele. Bu önemli bir şey. Yani birisi yüzünü gösterip derdini anlatmadıkça, yani artificial bir şekilde o meseleye dikkat çekmek çok zor.